Hello, herkese merhaba. Evet, bugün sizlere hepimizin çok sevdiği bitenler videosunu göstereceğim. Senenin sonuna doğru hani çekebilir miyim bilmiyordum ama çok güzel ürünler bitirdim bence. Verimli bir video olacak. Ya evet, tamamdır o zaman. Biliyorsunuz ki bu sıralar videonun başında hatırlatıyorum. Çünkü nedense işe yarıyor. Yani özetle kanalıma abone olursanız, beğeni bırakırsanız, bir de yorum bırakırsanız çok ama çok güzel olur. Hani kanalın büyümesi için ve benim de daha farklı şeyler yapabilmem için yararlı oluyor böyle şeyler. Ya evet, o zaman böyle yanında bir kutu var. Hiçbir sırası olmadan elime gelen ürünü size göstereceğim. Ve ilk olarak Maybelline'in bu Sky High rimeli sonunda bitti. Gerçekten çok güzel bir rimeldi. Şöyle göstereyim, ucu plastik olan rimellerden de, hani herkese göre değil ama ben plastik uçlu rimelleri tercih ediyorum. Bayağı uzun dayandı ama bunun sebebi de asla şu, şimdi bittiği için yapıyorum da şu hareketleri falan yapmayın. Yani rimel zaten çabuk bozulan bir şey. Ama yani bana 9-10 ay falan dayandı ilginç bir şekilde. Ve her gün, neredeyse her gün değil, yalan söylemeyeyim. Ya makyaj yaptığım her gün bunu kullandım. Kirpiklerimi çok güzel yaptı. Ha, bir daha alır mıyım? Dürüstçe söyleyeyim. Bir daha almayı düşünmüyorum. İki sebepten dolayı. Bakın, gerçekten kirpikler çok güzel oldu vesaire. Bunu bir kenara bırakıyorum. Fakat çıkarması, hele ki belli bir süre geçtikten sonra, hani içindeki formül artık bilmiyorum kurudukça mı vesaire, o kadar zor kirpiklerimden çıkıyor ki ben double cleanse yapan bir insanım. Hani ilk önce yağlı bir temizleyiciyle bütün yüzümden geçiyorum. Ondan sonra daha köpüren bir temizleyiciyle. Ona rağmen bayağı zorlanıyorum. Bu zorluğu yaşamak istemiyorum özetle. Evet, hayatımda bu noktaya geldim. Yani bu kadar hafif huzursuzlukları bile artık çekemeyeceğim. Birinci sebebim buydu. İkinci sebebim ise yine bu sene bir karar aldım. Artık bundan sonra cruelty free olmayan ürünleri almayacağım. Tabii ki de şu anda elimde öyle olmayan ürünler var. Yani dürüst olayım, daha önceden bu konuda dikkat etmiyordum ama ya siz de eğer son birkaç aydır beni izliyorsanız tamamıyla bu işi bırakmış durumdayım. O yüzden bu rimeli bir daha almayacağım. Ama kullanmak isteyen varsa, denemek isteyen varsa bir şans verebilir. Fena değildi. Ya son zamanlarda çıkan en iyi rimellerden biriydi bence. Ama dediğim sebeplerden ötürü benim için no. Ve bir sonraki ürünüm ise böyle Mojito markası galiba. Creamy Milk Two Face Conditioner diye geçiyor. Çift fazlı fön suyu. İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Hani size kalmış. Bazı insanlar işe yaramadığını iddia ediyor. Ama ben açıkçası bunu çok beğeniyorum. Ve milkshake gibi kokuyor. Birincisi, yani bu hiçbir işe yaramasa bile saçım bir daha banyo yapana kadar gerçekten milkshake gibi kokuyor. Onun haricinde de eğer böyle saçınızı fönlüyorsanız, ki ben artık düzleştirici değil de şu ucu dönen fırçalı şeyler oluyor ya, onlarla yapıyorum. Hani bence daha bir kolaylaştırıyor. Yani bunu bitirdim. Çok beğenerek kullandım. Ve galiba aynısından aldım. Bir şeyler sipariş ettim Trendyol'dan ama ne sipariş ettiğimi hiç bilmiyorum. Diyor ki kuru ve yıpranmış saçlar için, yani sevgili Deniz'in saçları için birebir. Bakın nasıl düzgün duruyor. Yani ve sadece, tamam yalan söylemiyorum, sadece bu yok. Tabii ki de krem, mrem ve serum vesaire bir şeyler var. Ama bunun da etkisini kesinlikle görüyorum. Ve bence elektriklenmeyi de azaltıyor. Yani böyle saçınızı düzleştir, herhangi bir ısılı işlem yapmadan önce bunu böyle fıs 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 sıkarsanız başarılı bir şey olacaktır. Dibinde çok az kalmış. Döküp mü kullansam? Hani şöyle. Ha evet. Ya kapağı açılıyormuş. Ben bu kabı kullanırım ya. Çünkü güzel bir fıs fıs. Çiçeklerimi falan sularım. Neyse. Ve bir sonraki ürünüm. Eğer Project Pen videolarımı izlediyseniz. Bakın. Nars'ın orgazm allığı sonunda bitmiş durumda. Yani artık şu kenardakilere gerçekten yapabileceğim bir şey yok. Ve yani lütfen şöyle şeyler deyin. Yok kadı da bir kaba koy de bilmem ne. Hayır. Yani o pislikle uğraşamayacağım. Sonuç olarak bir allık bitirdim. Yani ne kadar büyük bir şey anlatamam size. Çok sevdiğim bir allık. Bayıldığım bir allık.
Oysa bayağı yedeklediğim de biri allık. Yani iyi ki zamanında yedeklemişim diyorum. Çünkü bir daha bu allığı satın almayacağım. Ama tabii ki de gerekli olanları kullanmaya devam edeceğim. Onlar bittikten sonra da artık bilmiyorum öyle bir depolamışım ki. 2 sene mi, 3 sene mi, 4 sene mi? Elbet benzer bir renkte cruelty free bir ürün bulabilirim diye düşünüyorum. Ve başka, evet kremim de bitti. Şöyle göstereyim. Sephora'nın hyaluronik asitle böyle bir kremini almıştım. Çok severek kullanıyordum. Açıkçası bu ikinci veya üçüncü kullanışımda olabilir. Tamamen bitti. Ne %96 doğal içerikli bir ürün. Fakat bildiğim kadarıyla Sephora'nın ürünleri cruelty free değil. O yüzden ne kadar sevmeme rağmen bunu bir daha almayı düşünmüyorum. Ve evet, Sveno markası belki yani duyan bilen vardır. Bu Hindistan cevizli olan Rolon'u. Bildiğim kadarıyla vegan ve cruelty free bir marka. Gerçekten çok ama çok güzel kokuyor. Ne diyebilecek bir şey yok. Rolon severek kullandım ve almaya da devam edeceğim. Çünkü kolayıma geliyor. Niye? Başka bir deodorant bilmiyorum cruelty free olan. Eğer bildiğiniz varsa hani deodorant olur, Rolon olur, hani stick olur. Lütfen aşağı yorumlara yazın. Hem beni hem de diğer yorumlara bakan arkadaşlarımızı da bilgilendirmiş olursunuz. O kadar çok şey hani böyle bir bilgi akışı oluyor ki gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani bekliyorum. Ve bir sonraki ürünüm ise bunu kullandığımı büyük ihtimalle görmediniz. Hani ne zaman görmüşsünüzdür eğer ta 2 sene önceki videolarımı falan izliyorsanız ama Kaja'nın bu şekilde bir cushion allığı vardı. Yani dürüst olayım cushion fondötenleri çok severim ama bence cushion allık birazcık saçma bir şeydi. Çok ama çok severek kullandım. Fakat çok az ürün var. Hani değer mi? Bence değmez. Kaja dediğim gibi çok sevdiğim bir marka. Ama bunun markayla hiçbir alakası yok. Yani A, B, C markası da cushion bir allık çıkarsa hani paramın karşılığını alacağım düşünmediğimden dolayı bir daha bu tarz bir ürün almayı düşünmüyorum. Ya iki tane allığımız bitmiş yalnız bayağı başarılı değil mi? Bir sonraki ürünüm ise bu birçok insana garip gelebilir. Böyle Burt's Bees'in body lotion'ı içinde işte shea butter ve E vitamini falan var. %99 doğal içerikli. Bunu ta Amerika'dayken almıştım. Ama ve öneri üzerine. Ayrıca herkes o kadar övüyordu ki hiç beğenmedim. Asla almayı düşünmüyorum. Hani zaten diyor yağlı his bırakmayan formüle falan. Bilmiyorum çok nefret ederek kullandım. Neyse ki vücut kremiydi ki bütün her yere sürerek kolay bitti. Bilmiyorum işte bazen böyle herkesin beğendiği ürünler bir başkasında işe yaramayabiliyor. Bu da onlardan biriydi. Yani bir daha alır mıyım? Almam. Ama Burt's Bees çok... Bu niye ağzıma böyle yerleşmiş? Hani sizde de öyle mi? Burt's Bees diye. Hayır, Burt's Bees. İnatla araya bir and koyuyorum. Ve bir sonraki ürünüm ise Benefit'in bu Goof Proof Brow Pencil'ı 4.5 numara. Yani bir gidip siyah alsaymışım. Şöyle göstereyim. Tamamen bitmiş durumda. Hani asla ama asla geri kalan çıkmıyor. İyi ki de çıkmıyor. Çünkü nefret ettim bundan. Çok koyu bir renkte. Bir daha alır mıyım? Alacağımı zannetmiyorum. Çünkü böyle yani bunu da niye aldım bilmiyorum. Bazen işte bazen değil. Eskiden yapıyordum bunu. Bir şey çok popüler olunca ben de ona uyuyordum. Ha kötü mü? Değil. Parasına değiyor mu? Bence hayır. Yani benim için böyle kaşımı veya gözümü kahverengiye siyaha boyayan ürünlere böyle çok fazla para vermek hani benim için saçma geliyor. Mesela palete veya çok beğendiğim bir ruja sonsuza kadar para verebilirim. Ama işte eyeliner, kaş kalemi, rimel böyle değişik bir huyum var. Bilmiyorum sizin de var mı böyle paramı buna harcarım ama şuna harcamam dediğiniz şeyler. Ve ya az şeyimiz kaldı. Böyle Mumuso'dan bir tane el kremim var. Yani bitti. Diyecek bir şey yok. El kremi bitirdim ya kış ayında. Wow. Bir daha alır mıyım? Ya almam saçma. Eminim ki o fiyata daha verimli şeyler vardır. Bir de emin değilim bu cruelty free mi değil mi? O yüzden... Yani emin olduğum bir markayı almayı tercih edemem. Onun haricinde hiçbir şey yoktu. Zaten yok Mumuso'dur, yok Miniso'dur. Alışveriş yapmayı en ama en sevdiğim şeyler.
Ya girip bir şey almadan çıkmam gerçekten imkansız. Ya evet, son iki ürünüm ya. Hazır mısınız? Bu benim son makyaj temizleme mendilimdi. Ve şöyle söyleyeyim. Bunu ta Amerika'dayken aldım. Üçlü bir paketti. Ve Amerika'dan ben 2020 Mart ayında döndüm. Hani bu Covid falan bayağı patladığında. O zamandan beri işte ya artık 2 sene oldu. 2 senedir o 3 tane paketi anca bitirdim. Simple markasına bayılıyorum ve bu bence en güzel makyaj temizleme mendillerinden biri. Ben niye bir daha almayacağım? Çünkü artık böyle tek kullanımlık şeyleri hayatımdan çıkarmaya veya azaltmaya çalışıyorum. O yüzden de bunların bitmesi böyle bu kadar uzun bir zaman aldı. Düşün ya, 3 tane makyaj temizleme mendili. 2 sene sürmemeliydi ama sonunda bitti. İsteyen varsa kesinlikle alsın. Gerçekten benim en sevdiğim, ya yok Neutrogena'dır, şudur budur, bayağı popüler ama ben nedense bunu tercih ediyorum. Asla ama asla yüzümde böyle bir kuruluk hissi vesaire öyle bir şeyi de bırakmıyor ve her türlü makyajı çıkartıyor. Çok güzeldi ama maalesef ki seninle ilişkimiz buraya kadardı. O yüzden bay bay. Ve evet, son ürünüm ise bu saçma bir ürün. Böyle Amerika'da, belki Avrupa'da da vardır bilmiyorum. Oribe mi? Oribe mi? Ne deniyorsa öyle bir marka. Aslında pahalı da bir marka ve bu güya böyle ince saçlar için işte fönlemeden önce vesaire bilmem ne sıkıyorsunuz. Güya kalınlaştırıyormuş. Yani anlatırken palavranın farkındayım. Tabii ki de öyle hiçbir şey yapmadım ve saçımı böyle her kullandığımda garip, sert, yapış yapış bir his. İğrençti. Ona rağmen bakın buraya kadar falan kullandım ama daha fazla yapamayacağım. Ve büyük ihtimalle bunu kullan... Oho, bayağı geçti bunun kullanım tarihi. O yüzden artık bay bay diyorum. Ve evet, o zaman tamamdır. 2021'in son bitenler videosu bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bence verimli, güzel bir video oldu. Sizin için bunları hani sene sonuna yetiştirmeye çalışacağım. Hızlıca editlemeye çalışacağım. Çünkü böyle konuşup ondan sonra 2022'ye kalmasını istemem. Ya evet, neyse. Tamamdır. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.